Merhaba arkadaşlar, iyi günler. Bitki Koruma Uzmanı kanalına hoş geldiniz. Bugün 24 Şubat 2024. Şu an yukarıdan farkı göstermek için asfalttan çekmek, yüksek bir zeminden çekmek zorunda kaldım. Şöyle baktığımız zaman sağ taraf bizim uygulama yaptığımız arazimiz. Sol taraf ise farklı bir arazi, farklı bir kişiye ait bir arazi. Çeşit olarak aynı çeşit. Şöyle yukarıdan baktıktan sonra araziye doğru yürüyeceğim şu an. Evet arkadaşlar, şimdi arazimize doğru geldik. Şu an şöyle yukarıdan arıda baktığımız zaman farkı görebiliyorsunuz. Şöyle baktığınız zaman. Sağ taraf da bize ait bir arazi. Çeşit olarak aynı çeşit. Progen firmasının Beyazhan çeşidi. Ekim olarak baktığımız zaman aynı gün ekim yapıldı. Çıkışlarına baktığımız zaman daha önce bu arazimizde yine video çekimi yapmıştık. Uygulama sonrası bu buğdayımızda sararmalar meydana gelmişti. O da hastalıktan dolayı bir sararma demiştim size. Şu an buğdayımız gayet güzel görünüyor. Şu an bayrak yaprak döneminde. İlk mantar ilacı uygulamamız biraz geç kalmıştı. Ondan dolayı uygulamamızı hızlı bir şekilde yaptık. Bu arazimize ot ilacımızı uyguladık. Ot ilacımızdan sonra mantar ilacımızı uyguladık. Şu an şöyle baktığımız zaman şu an buğdayımız bayrak yaprak dönemine geldi şu an. Bu arazimize taban gübresi olarak 20-20 kullanmıştık. Dekara da 24 kilogram Beyazhan tohumu düşecek şekilde ekim yapılmıştı. Onun arkasından üstten de 12 kilogram üre gübresi uygulaması yapıldı. Şu an arazimize şöyle baktığımız zaman şöyle yeni yapraklara bakacağız. Şöyle çektiğimiz zaman toprağımız nemli duruyor. Bunlar eski yapraklar. Hastalığın olduğu, yani septoryanın olduğu yapraklar. Şöyle baktığımız zaman görüyoruz. Şimdi yeni yapraklara baktığımız zaman yeni yapraklar gayet güzel görünüyor. Şu an şu gördüğünüz bayrak yaprak dönemi. Şu an buğday hemen hemen başak çıkarma dönemine doğru yaklaşıyor. Bundan önceki uygulamada, yani mantar ilacıyla beraber amino asit, PZN dediğimiz 3 içerisinde azot, fosfor, çinko ve bor olan, onun yanında da mikro elementi olan bitki beslememizi yapmıştık. Yani yaprak gübremizi uygulamıştık. Şu an gayet güzel bir sonuçla karşı karşıyayız. Şimdi bayrak yaprak dönemi çok önemli bir dönem. Yani bu dönem verim için çok önemli bir dönem. Bayrak yaprağı hastalık bulaştığı zaman yaklaşık %30'lara, %40'lara kadar verim kaybına sebep olabiliyor. Ondan dolayı bu sene havalar yağışlı gittiği için tekrar bir uygulama yapacağız. Bu dönemde tekrar bir pas ilacı uygulaması yapacağız. Bundan sonra başak döneminde, tozlama bittikten sonra, yani tozlaşma dönemi bittikten sonra tekrar bir uygulama yapacağız. Bu sene tek korktuğum nokta, bu sene buğdaylar erken başağa geldi. Mart ayında don olayı da olabilir. İnşallah olmaz böyle bir şey. İlkbahar geç donları dediğimiz, sadece buğday için değil, birçok meyveler için, erken kayısı olsun veya farklı meyveler olsun, onlar için de tehdit unsuru. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle buğdayımıza baktığımız zaman gayet güzel görünüyor.
Şöyle şuradan. Şimdi şöyle külleme var mı yok mu ona bakacağız. Şöyle baktığımız zaman güzel görünüyor gayet. Alt yapraklar, bu alt yapraklar daha önceki uygulamayı yapmadan önceki yapraklardı. Şu an üst yapraklara baktığımız zaman gayet güzel görünüyor. Bu dönemde genellikle yaprak biti de buğdaylarımızda oluyor. Ondan dolayı şöyle buğdayın biraz iç tarafına doğru ilerleyeceğim. Şöyle baktığımız zaman yaprak bitiyle karşılaşıyorum. Şöyle baktığımız zaman şöyle yaprak bitini zoomlamaya çalışıyorum. Şöyle yaprağı koparacağım. Şöyle yap. Arka tarafına baktığımız zaman yumurta koyma borusunu görüyoruz. Bu arazimizde yeni yeni zenk oluşmaya başlıyor. Hatta şöyle baktığımız zaman şöyle yaprak biraz parçalandı ama şöyle baktığımız zaman yaprak biti hızlı bir şekilde yayılıyor. Ondan dolayı bu dönemde bir de zenk ilacı kullanacağız. 20 SP dediğimiz böcek ilacını kullanacağız. Bu şekilde bitki besleme de kullanacağız. Yani yaprak gübremizi de kullanacağız. Şimdi bu arazimizde hastalık her zaman için bulaşmadan önce uygulamamız yapmamız gerekiyor. Püsüren ilacı da düşük gramajlarda, yani 20 SP asetamipriti dekara 50 gram düşecek şekilde uygulamamızı yapacağız. Çünkü yeni yeni popülasyon artmaya başlamış yavaş yavaş. Zenk biraz hızlı bir şekilde yayıldığı için mecburen ekonomik zarar eşiğine ulaşmadan uygulamamızı yapacağız. Çünkü her zaman buğdaya uygulama yapamıyoruz. Ondan dolayı uygulamamızı yapacağız. Pas ilacı uygulayacağız. Yani bu dönem septoria'dan sonra pas başlıyor yavaş yavaş. Özellikle 3 çeşit pasımız var. Pas içerisinden en erken sarı pas başlar genelde. Pas başlamaması için mantar ilacımızı uygulayacağız. Bunun yanında bu dönemde özellikle amino asit, deniz yosunu ve 3-20 dediğimiz dengeli gübreyi kullanacağız. O 3-20 dediğim gübreyi daha önceki videolarda paylaşmıştım. 3-20 olur, 3-18 olur veya 10-30-10 gibisinden azot, fosfor, potasyumu olan gübreyi kullanacağız. Son etapta ise, yani son uygulamada ise potasyum kullanacağız. Potasyum bitkiyi hem yatmaması için bitkiye hem direnç sağlıyor. Ondan dolayı potasyumlu gübreleri bu dönemde de kullanmaya dikkat ediyoruz. Evet arkadaşlar, bu şekilde uygulamamızı yapıp buradaki kontrol takipleri, yani kontrollere devam edeceğiz. Bu şekilde bu şekilde uygulamalarımızı devam edeceğiz. Ekimden hasata kadar bu arazide kaç kilogram buğday aldığımızı da sizlerle paylaşacağız inşallah. Hasat videosunu da çekeceğim inşallah, bu arazimizde kaç kilo aldık. Bu uygulamaları yapıp da kaç kilogram verim aldık. Bunları da sizlerle paylaşacağım. Videolarla ilgili fikirleriniz varsa, düşünceleriniz varsa yorum kısmına yazarsanız veya sorularınız varsa yorum kısmına yazarsanız oradan sizlere cevap vermeye çalışırım.
Evet arkadaşlar, bu videonun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.